Kit TV muhabiri Adnan Sular da Dolmabahçe'de şimdi. O görüşmenin devam ettiği Dolmabahçe'deki toplantıya ilişkin şu an programı takip ediyor Adnan Sular. Adnan merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an görüşmeler başladı mı? Tabii aslında dünyanın gözü burada. Evet. Evet, anlatabilirsin bize. Henüz başladı diyemeyiz. En azından resmi olarak bize iletilen bir şey yok. Şu anda resmi olarak başladı diyemeyiz. Ancak başlamak üzere diyebiliriz. Tabii aslında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü kulağı şu anda İstanbul'da. Bugün savaşın 34. günü. Özellikle biliyorsunuz İstanbul 34 plakası ile bilinir. Ve 34. günde burada, yani şu an Dolmabahçe çalışma ofisinde tarihi bir zirve yapılıyor. Aslında biz buna bir barış zirvesi de diyebiliriz. Tabii sonuç ne olacak? Asıl odaklanmamız gereken nokta o. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde Rusya ve Ukrayna'dan heyetler İstanbul'a gelmiş ve bugünkü görüşmeler için hazırlıklarını tamamlamışlardı. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la heyetlerin bir görüşmesi oldu. Hakeza Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten yapmış olduğu basın toplantısında her iki heyete geldikleri için teşekkür etti ve buradan bir barış umudunun beklendiğini ifade etti. Tabii gerçekten dünya diplomasisi açısından baktığımız zaman şu anda dünyanın gözü gerçekten Türkiye'de. Özellikle şu anda bulunduğumuz noktada yerli yabancı yüzlerce basın mensubu bu tarihi zirveyi takip ediyor. Tabii dediğimiz gibi günlerdir süren bir diplomasi var. Öncesinde Antalya'da yapılmış olan bir görüşme vardı. Hemen akabinde burada, yani İstanbul'da yapılan bu toplantıda da en azından daha olumlu bir havanın esmesi bekleniyor. En azından hem Rusya lideri Putin hem de Zelenski'nin de umudu bu yönde. Onlar da en azından ilk defa olumlu bir açıklamaları oldu. Bu buradan beklenti o. Tabii genel olarak baktığımız zaman savaş tabii her zaman kötüdür ve savaşın hiç şüphesiz ki en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Hakeza şu anda başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere binlerce, milyonlarca mülteci akınını hepimiz yakından takip ediyoruz. Artık bunun da bir son bulması açısından barışın gelmesi tabii ki çok çok önemli. Hakeza biliyorsunuz maalesef Rusya sadece savaş çerçevesinde baktığımız zaman askeri üstleri değil, aynı zamanda maalesef yakıt depolarını, gıda depolarını, erzak depolarını vurdu, hastaneleri vurdu, sivil yerleşim bölgelerini vurdu. Bunlar gün aşırı görüyorsunuz, medyada hepimiz izliyoruz, yakinen takip ediyoruz. Dileğimiz, temennimiz bu görüntülerin bir an önce sona ermesi. Yani özeti şu ki kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını umut ediyoruz. Tabii son olarak tekrar etmekte fayda var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yürüttüğü yoğun bir diplomasi söz konusu. Şu ana kadar 40'ın üzerinde bir görüşmesi oldu. Telefonla başta olmak üzere. İşte bu açıdan baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi açısından bir zaferi de olduğunu söyleyebiliriz. Eğer burada bugün bir barış veya barışa yönelik ciddi bir sonuç çıkarsa bunu taçlandıracağımızı ifade edelim. En azından temennimiz bu. Şu anda kameramı arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen bakın sağ tarafımda Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin girişi var. Buradan peyderpe araçlar giriyor. Sabah saatlerinde heyetler giriş yapmışlardı. Şu anda tabii barış görüşmeleri başladı ya da başlamak üzere diyebiliriz. Onunla ilgili de gelişmeleri an ben takip ediyoruz. Tabii aslında sola doğru gittiğimizde orada da yüzlerce basın mensubu var. O kadar yoğun ki şu anda bulunduğumuz nokta tamamen cadde üzeri. Çünkü buradan ofise gidene kadar bütün yollar tamamen basın mensupları dolu. Tıka basa dünyanın, yani medyanın gözü kulağı değil, aslında dünyanın gözü kulağı burada. O yüzden yüzlerce basın mensubu şu anki tarihi zirveyi takip ediyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.